Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bugünkü konumuz abi mahviyet. Ben önce hani üç başlık altında topladım. Mahviyet ne işe yarar? Nedir? Nasıl mahviyet yapılır? Mahviyet tevazu arasındaki fark nedir? Hani bir farkını söyleyeceğim. Şimdi mahviyeti toplama amacım nedir? Önce e, hani o mahviyet nasıl yapılırdan ziyade mahviyet ne işimize yarar? Şimdi burada mesela bir örnekle mesela. Şimdi mahviyet abi mah olan kişinin girdiği sistem. Bir misal. İslam olan kişinin girdiği sistem nedir? İslamiyet. Şimdi aynı şekilde. Şimdi İslam olan kişinin girdiği sistem İslamiyet olduğu gibi mah olan kişinin girdiği sistem de mahviyet. Yani mahviyet şeyde de geçeceği gibi daha ziyade bir sistem. Hani ma o mahviyet bir sistem olduğu için biz o sistemi öğrenmeye çalışacağız. O sistem nedir ve ne işimiz yarar o sistem? Önce çünkü elimizde hani köfür nedir? Arabayı kullanabilendir, arabayı bilendir. Hani ben mahviyet sistemin içine girip onu kullanmak istiyorum ama mahviyetin ne işe yaradığını bilmiyorum ki onu kullanayım diye. İlk önce ilk başta mahviyet ne işe yarar diye bulduğum şeylere izah edeceğim. Şu alar, e, 315'te şu vaziyete karşı gayet ihtiyat ve mümkün olduğu kadar eski mahpuslardan gücenmemek ve gücendirmemek ve ikiliye meydan vermemek ve itidal edem ve tahammül etmemek ve mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanütlerini tevazu ile ve mahviyetle ve terk enaniyet ile takviye etmek gayet lazım ve zaruridir. Bu bu anlatacakların mahviyet ne işe yarar? Önce o sistemi Otur, ne işe yaradığını anla. Ve İslam ve İslamiyet. Aynen. İslam gibi. İslam oluyorsun, İslamiyet sistemine giriyorsun mahf oluyorsun mahviyet sistemine giriyorsun. Şimdi adamlar önce İslamiyet'in nasıl bir sistem olduğunu öğrenince İslamiyete giriyor. Hani o İslam oluyor. Şimdi mahviyet sisteminin nasıl olduğunu öğrenmeden mahf olamayız. Çünkü hani o mahf tabiri olamayız. <laughs> mahf tabiri olamayız. Bu yüzden mahviyet sistemini öğrendikten sonra o sisteme girmenin şartı olan mahfı olacağız. Şimdi ma şu ayet 115'te o yukarıdaki metinden ne çıktı? Uhvetleri ve tesanüdlerinizi tevazu ile mahviyetle ve terk enaniyetle takviye etmek, uhuvet ve tesanüt bunlarla takviye olunuyor. Bu iki kavga, ikili kavgalarda iki baş ortada bulundukça sıkıntı devam eder. Tevazu, mahviyet ve terk enaniyet ile takviye edilmek ile sıkıntı kalkar. Bunlara takviye ediliyormuş. Bunlar zeminde uhuvet ve tesanüt olur. İleride de geçtiği gibi abi. Şimdi uhuvet ve tesanüt takviye edilmesinin sebeplerinden üç tane şey. Tevazu, mahviyet ve terkenaniyet. İleride bu takviye etmenin necisti nasıl olduğunu da söyleyecek. Şimdi uhuvvet ve tesanütlerde oluşan sıkıntıların sebebi insan tevazu, mahviyet ve terke eneniyet etmemesinden dolayı. Nasıl? Hani ikili kavgalarda ben varım, karşımda biri var. O ikili kavgalarda ne oluyor? İki tane baş olduğu için, iki tane horoz olduğu için kavga çıkıyor. Ama iki horoz değil, bir horoz olunca kavga edecek başka tarafında bir olmadığından dolayı o mahviyet sistemi o ortada, ortadaki birliği kaldırır. Yani ortadaki ikili kaldırıp birlik sistemini oluşturur. Bu yüzden ortadan sıkıntı kalkar. Yani o mahviyet sistemi ortadaki o durumu birliğe, getir, birliğe getirtmek nispetinde sıkıntının kalkmasıyla uhuvvet ve tesanütü takviye etmekle oluyor mahviyet sistemin bir amacı. Bu da Tevazu, mahviyet, terkenaniyet ile takviye edebilmek ile sıkıntı kalkar. Bunlara takviye ediyormuş. Bunlar zeminde huvvet ve tesanet olur. Devam ediyorum. Bu zamanda hizmet imaniyede haz nefsini bırakıp ve mahviyet ile tesanet ve itihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade mevki alıyor. Neye dikkat verdi? Bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade mevki alıyor. Bunu tersten okuduğumuz zaman hani nasıl bir veliden ziyade mevki alıyor? Nazmi mani yaptığımız zaman tesanüt ve ittihadı itaadı muhafaza, haz nefsini bırakmak ve mahviyet ile. Yani nasıl? Tesanüdü biz neyle muhafaza ediyoruz? haz nefsini bırakmak ile, İttihadı neyle muhafaza ediyoruz? Mahviyet ile. Ortada bir itaadın oluşa, oluşabilmesi için mahviyet gerekiyor. Mahviyet ile muhafaza ediliyor. Bunun şeyi nasıl? Şimdi itaat diye itaadı bir daire içine alsak, Bu daireyi ittihadı koruyan daire, ona yani, yani öbür tabirle kalkan mahviyet oluyor dış güçlerden, dış şeylerden bozan mahviyet oluyor. Yani mahviyet ittihadı yapmıyor. İttihadın etrafında bir sır, sur oluşturuyor. Bu sur ne yapıyor? İttihadı bozmasını engelliyor. Aynı şekilde tesanüt. Bizim tesanütlerimizin sıkıntısının bir sebebi ne? Has nefsini bırakmamak. O kalkanı çektiğimiz için gelen darbeler direkt şeye geliyor. Tesanüde geliyor. Yani mesela buradan mesela buradan diyelim böyle bir ok soktu. Ok koyduk. Buradan da bir ok koyduk. İlk hazın nefsini bırakmak, tesanüdü bozmak için bu dışarıdaki etken, bu oklar dışarıdaki etkenler oluyor. Bu etken ilk kimle ee, alakadar oluyor? Bu kalkanla alakadar oluyor. Bu kalkan nedir? Has nefsini bırakmamak. Şeytan da bunu sende bozduğu zaman tesanüdü bozmaya başlıyor. Çünkü tesanüdü muhafaza eden şey haz nefsini bırakmak. İttihadı da muhafaza eden şey mahviyet olduğu için öncelikle mahviyeti bu dışarıdan gelen şeytan desteleri, nefis desteleriyle mahviyet sistemini bozundan dolayı ortada bir ittihat kalmıyor. Yani ben nasıl mahviyet sistemi ne işe yarıyor bu sefer? İttihadımı, yap, ittihadımı sağlayabilmem için bu sistem bana gerekiyor. Mahviyet sistemi. Bu zamanda mesela devamında diyor ki bu zamanda bir veliden ziyade mevki almak. Şimdi üstadın tabi neye nazar verdi? Bu zamanda bir veliden ziyade mevki almak ittihadı ve tesanüdü muhafaza ile oluyor. Şimdi orada iki tane şey kulda söyledi. İttihat ve tesanüt. Bunun muhafaza edilince bu zamanda bir veliden daha ziyade bir makam alıyor. Peki ittihadı ve tesanüdü muhafaza neyle oluyordu? Yani bir velinin iki ayağı var. Bu ittihat, tesanüt. Yani veliyi bir vücut olarak düşünsek hani şey örnek vermek maksatlı. O velinin iki ayağı var. Bir ittihat, bir de e, tesanüt. Bu iki ayak ile bu zamanda bir veli derecesini alabilir. Peki bu itaat ayakkabısını, yani itaat ayağını koruyan, yani tabiri caizse bunu muhafaza eden, itadı muhafaza eden mahviyet, tesanüdü muhafaza eden hazın nefsini bırakmak oluyor. Bunlar ile bunlar ile bir veli bu zamanda bir veliden ziyade mevki alıyor. Bu bir, bir Nur şakitleri. Ne oldu? bunların muhafaza Hazın hepsini bırakmak ve mahviyet ile oluyor. Şimdi bu ayaklar kesildiği zaman ortada zaten bir veli makamı da kalmıyor. Devam ediyorum. Mesnevi Nuri 241'de <laughs> Kur'an'ın muciz beyan büyük bir ölçüde tekrar ettiği ihya-i arz ve toprak unsuru da arzın kalbedir... Ve tevazu mahviyet gibi maksuda ihsar eden yolların en yakını. En yakını da topraktır. Şimdi üstad en başta neyi e, toprak unsuru da arzın evidir? Tevazu mahviyet maksuda ihsal eden yollar en yakını topraktır diyor. Mahviyet ve tevazu diyor. Bunları toprağa benzettiği için ben bu sefer ne yaptım? Bu toprak gelen yerleri hepsini mahviyet ve tevazu olarak aldım. Onun özellikleri, yani bu sistem özellikleri neymiş? O şekilde altına yazdım abi. Hani nasıl? Yani nasıl okuyacağım? Belki mahviyet ve tevazu en yüksek semavattan Kâlık-ı semavata daha yakın bir yoldur. Zira kainatta tecelli ruhiyet ve kudrete ve makar ilafete ve hayy kayyum isimlerin cilvelerin en uygun topraktır. En uygun mahviyet ve tevazudur. Bu zeminde, bu dış alemdeki toprak, bizim iç alemdeki sistem, hani dış alemdeki sistem toprak olduğu gibi, iç alemimiz, iç, insan iç alemdeki sistem mahviyet olduğundan dolayı, o mahviyet ve tevazu olduğundan dolayı 18 bin alemin bulunduğu dış, yani dış kainat, büyük insan olan kainat, bir de küçük küçük kainat olan insan şeklinde büyük kainatta yani kainatta toprak, insanda ise mahviyet ve tevazuya e, nispet ediliyor. Bu yüzden ne oluyor? Bunların her yerine e, toprağı çizdiğim üzerine mahviyet ve tevazu ekleyip okuyoruz bu sefer. Bu sistem bizim işimize ne işimize yarıyor? Tevazu ve mahviyet, tecelliyat ve cilveler en yüksek bir aynedir. Evet, kesif bir şeyin aynası ne kadar latif olursa o nispetle suretini vazır gösterir. Ve nurani ve latif bir şeyin aynası da ne kadar kesif olursa o nispetle esmanın cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynesinde yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Su aynesinde şems ziyasıyla görünse de elvan-ı sebasıyla görünmüyor. Fakat mahviyet ve tevazu aynesi çiçeklerin renkleriyle şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. Şemsten kasıt, yani temsil olarak söylüyorum, şemsten kasıt Allah'a. Allah'ın ziyasındaki yedi renkte o yedi sıfat olarak da alabiliriz abi. Yedi rengi de gösterir. اَقْرَبُ مَا يَكُنُ Rabbi <laughs> ve Huve وَهُوَ سَجِدْ Allah'a en Rabbine en yakın olduğu hal secde halidirin meali. Yani kulun Rabbine en yakın olduğu an ve tevazu aynasına büründüğü andır. Olan hadis-i şerif bu sıra işaretten şahadet eder. Öyleyse arkadaş mahviyet ve tevazu kisvesine girmekten, onlara inkılap etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahuş etme. Bunu nasıl çevirdik? Aynı şekilde toprak mahviyet ve tevazuya benzetilmiş. Toprak için kullanılan sıfatları mahviyet ve tevazu için kullanarak okursak maksuda isaret eden yollar en yakını mahviyet ve tevazudur en yüksek semavattan halık semavata daha yakın bir yoldur. tecelli rubbiyet ve faaliyeti kudrete makar ilafete hay kayyum isimlerin cilvelerine en uygunu mahviyet ve tevazu sistemi aktif olan insandaymış. Yani bu insan... Hmm. <laughs> Mesela hay kayyum hayatı yapıyor. Kayyum da diriltiyor. O zaman mahviyet olduğu zaman içsel alemin dirilmesi o şey mi? O mahviyet sisteminin içinde o mahv maf olmakla, mahviyet sistemine girişmekle bu se, o, ona aynı olabiliyorsun. O şeye en uygun ayna olabiliyorsun. Arş hayat ve ihya bu sistem üzerinde oluyor insan için. Tecelliyet ve cilveler en yüksek bir aynadır. Mahviyet ve tevazu aynası. Evet ilahir. Öyleyse arkadaş, ey arkadaş mahviyet ve tevazu kisvesine inkılap etmekten korkma. Oysa aslında topraktı orası. Aynen, yani aynen topraktı. Onu, onu değiştirdim. Mahviyet ve tevazuyu koydum. O şekilde. Burada mesela abi mahfiyet ve tevazun hemen bir sonraki yerde gelecek de e, ikisini ayıran bir, bir vecini söyleyeyim. E, şeyde sözlerde mi geçiyordu? Dünyaca mektubat 472'de diyor ki Dünyaca havas tanınan insanlardaki meziyet selam ve tevazu ve mahfiyetken iken ve tekebüre sebep olmuştur. Bunun bir altıymış abi. Mektubat 477. Zayıfın kaviye karşı izzet-i nefsi Kavide tekebbür olur. Kavinin zayıfe karşı tevazu, zayıfte tezellül olur. Bir ulul emir makamındaki ciddiyeti vakardır. Mahiyeti, zi mahiyeti zillettir. Hanesindeki ciddiyeti kibirdir. mahviyeti tevazudur. Burada bulunduğu makama göre mahviyetin neticesi ya zillet ya tevazu oluyormuş. Yani burada e, nazar almak istediğim şey mahviyet o içsel alemindeki sistemi, o, o olmak sistemini oluşturmak, dışa vurumda doğru makamda kullanmak ise tevazu oluyor. Yani mesela bir zayıf bir zalime karşı mahviyet yapınca yanlış makamda kullanınca bu zillet oluyor. Doğru makamda kullanınca üstat tevazu olur diyor. Yani o Üstad mesela niye mahfiyet ve tevazu yan yana kullanıyor? Mahviyet edeceğiz ama doğru makamda kullanacağız. Zayıf zayıfe değil, değil. Hani zalime değil. O yüzden tevazuya da koy. Bir bir budur diye şey yaptı. <laughs> Şimdi e, zalime karşı mahviyet e, zillet oluyor ama şeye karşı mahviyet tevazu oluyor. Hani olması gereken, merhamet ettiği kişi. Yani e, o zaman diyorum ki bu sistem mahviyet sistemi, içsel alemde o, o sistemi oturtmak. Doğru yerde kullanırsan, yanlış yerde kullanırsan o sisteme zillet oluşuyor. Ama doğru yerde kullanırsan tevazu oluşuyor. Üstad da e, mahviyet ve tevazu yan yana koymasının bir sebebi hani mahviyet ve tevazudur. Niye sadece mahviyeti nazara verilmemiş? Mahviyet edeceksin ama doğru makamda kullanacaksın. Doğru makamda kullanmanın adı tevazu olarak oradan çıkardım. Devam ediyorum mu abi? Kastamo layıkası 18 abi. O yukarıdakinin e, örneği olarak üstad sahip tam toprak gibi mahviyet ve terkenaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta Risale-i Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. E, tam toprak gibi mahviyet, tam toprak gibi olmak mahviyet olmaktır. Yani dış alemde toprak, iç alemde mahviyet. Sarayaten söylüyor. Sarayaten. Direkt fiili olarak söylüyor üstad burada. Risal e, tam, mahviyet sahibi. Aynen. Said tam toprak gibi mahviyet. Toprak gibi mahviyet diyor. Yani mahviyet iç alem, dış alemde toprak. Toprağın iç alemdeki karşılığı mahviyet sistemi. Yani mahv olmak. O sistem, o sistemin, o sisteme girmenin adı mahviyet olduğu için. Devamında ne diyor mesela? Peki ben niye mahviyet olma, hani mahviyet sistemine giriş yapmam lazım? Bunu söyleyeyim ondan sonra. Ben niye mahviyet sistemine giriş yapmam lazım? Buradan çıkardığımız şey Risaleti nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Mahviyet ve terkeni yani tevazu mutlaktan ayrı oluşun nispeti kadar. Bu şartlar bunlar olmazsa olmaz. Yani bizim Risale-i Nur ileride de mesleğimizin iktizası, muktezası, mesleğimiz diye tabirleri kullanarak da mahviyet ve tevazuyu söylüyor. Üstad diyor ki yani bu sisteme girmeden Risale-i Nur sistemine giremezsin diyor. Çünkü risale Nur'u sen bulandırma, bulandırmak istemiyorsan ve tesirini kırmak istemiyorsan bu sisteme girmek zorundasın. Şarttır diyor çünkü. Bu şartlar bunlar şart, bunlar olmazsa olmaz. Mahviyet tevazu, terk enaniyet. Buyur bir şey diyor ya, mahviyetle toprağı eşleştirmiş ya. Toprağın sıfatıyla mahiyet, mesela niye su değil de toprak bunu? orada mesela üstte, üstte söyledi zaten niye su değil? Bak diyor ki toprak tecelliyet ve cilveler en yüksek bir aynedir. Evet kesip bir şeyin aynası ne kadar latif olursa o nispette suretini vazı gösterir. Ben nurani ve latif bir şeyin aynası ne kadar kesip olursa o nispette esmanın cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynası yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Havada ve sadece güneşin ziyası görünür, elvanın sevası görünmez. Su da, su da havaya nispeten bir derece daha parlak ama toprak tam kesif. Bak su aynasında şems ziyasıyla görünse de elvanı sebasıyla görünmüyor bu sefer. Ama en kesif Fakat toprak aynası çiçeklerin renkleriyle şemsin ziyası ziyasındaki yedi rengi de gösterir. Topra toprak, toprak mirat, mirat aynası olarak da toprağı gösteriyor. Yani direkt güneşi asıl güneşi kendisinde gösteren toprak aynası. Öbür su ve hava aynasından ziyade. Kastamonu aykası 241. Evet kardeşlerim sizler ihlas sırrını tam muhafaza ediyorsunuz. Bu kadar esbabı tefrika içinde vahdettiğinizin muhafaza hakikaten bir harikadır. Hafız Ali'nin hakikaten müstesna bir mahfiyet ve tevazu içinde ihlası ve fena fil düsturunu muhafaza etmesi. Buradan aldığımız. Mahfiyet, iç alemde kendini kusurlu görmen. Tevazu, bu kusurlu görmeni doğru makamda yap, yapman. <laughs> ihlası ve ihlası, mahfiyet, fena fiilini tevazu içinde muhafaza et. et Ediyor. Yani orada nazm mani yaptığımız zaman diyor ki mahviyet ve tevazu içinde. Bak mahviyet ve tevazu içinde nasıl? Şimdi bardağın dış kabı var bir de bardağın içinde olmak var. Mahviyeti de yine resimde göstereceğim. Mahviyet içinde ihlas, tevazu içinde fenafil ihvan düsturunu muhafaza etmesi. Yani genel ifadeyle mahviyet sistemi bizi bir şeylerden bir şeylerimizi muhafaza ediyor. Yani içimizdeki belli düsturları muhafaza ediyor. Devam, devam. E, aşağıda zaten nazm bir mani yaptım. İhlas, mahviyet içinde mahviyeti muhafaza ediyor. İhlas diye bir şey var. Bu dış kalkanı mahviyet. Yani ihlasın bozulduğu deyince direkt ihlasın nedirden ziyade bu dış etkenlerin ilk muhatap olduğu mahviyet kalkanını düzeltmen gerekiyor. Bu kalkanı düzeltince zaten e, ihlas kendisini takviye edecek bu kalkanı düzelttiğin nisbette bu ihlası muhafaza etmiş oluyorsun. Çünkü üstad şeyde de ihlas lisesinde de diyor zaten e, bu ihlası kazanmak, muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehber ediniz. Birinci düsturunuz neydi? İhlası kazanmak yani amel ve rıza ilahi olmak ile ihlası kazanmak. İkinci düsturunuz neydi? Muhafaza etmekti. O muhafaza etmek o da Kardeşler arasında o e, şey damarınızı oynatmamak yani mahviyet sistemini yine orada kullanıyor. O ikinci düsturu da söylüyor zaten. E, i̇kinci düsturu tam şeyine Kıpta metni. Oynat, kardeşlerinizi tenkit etmemek. Ve gıpta damarını. Fazilet, kuruşluk nevi. Gıpta damarını tahrik etmemektir. O, o, o düstur için ne diyor? İhlası muhafaza diyor. O ihlası muhafaza diyor. Nazım, nazımani yaptığımız zaman o nasıl, o sistemleri üstad orada bil fiil anlatıyor. O sistem de mahvet sistemiymiş verse. İhlası muhafaza etmek sistemi, mahvet sistemini anlatıyor orada bil fiil üstad. Şimdi mahvi, ihlası muhafaza eden, mahvet kalkanı. fenafil fil ihvan muhafaza eden, tevazu kalkanı. Yani bunları muhafaza... Et, yani muhafaza ancak mahviyet ve tevazu kalkanı ile olabilir. İhlasın sırrını muhafaza. Burada Üstad İb en başta ne dedi? Dedi ki sizler ihlasın sırrını tam muhafaza ediyorsunuz. Bu noktayı koydu. Şimdi bunu bu sefer açıklıyor. Yani ihlasın sırrı ne demek? Bunu, bunu, bu sefer açıklıyor. İhlasın sırrında ne diyor bu sefer? Diyor ki bunları maher. İhlasın sırrını muhafaza. Mahviyetle ihlası tevazuyla fenafil ihvanın düsturunu muhafaza etmek. Yani ihlasın sırrı ne demek? İhlas mahviyetle. ihlasın sırrı ne demek? İhlas artı fenafil ihvan düsturunun birleşmesi ihlasın sırrı demek. Peki bunları muhafaza etmek nasıl oluyor? E, mahviyet ve tevazu ile. Yani üstad ihlasın sırrı derken, ihlasın sırrını muhafaza ederken ihlası mahviyet ile fenafil ihvan ne de tevazu, tevazu ile muhafaza edin demek oluyor bu sefer. Yani ihlasın sırrını. Çünkü burada mesela bu ikisinin toplamı ihlas oluyor. Bunlarla da o sır oluşuyor. Sır. Yani bu ikisinin toplamı da bunları bunlarla birleştirmek ihlasın sırrı oluşturuyor bu sefer. Mahviyet sistemi işte o sırrı elde edebilmek için kullanılıyor. İhlasımız var ama o sırrı elde edebilmek için o mahviyet sistemi şart ki o mahviyet kalk sisteminde o ihlas kalkanı muhafaza mahviyet ile muhafaza edince o ortaya ihlasın sırrı çıksın. İhlas ve sırrı. İhlas farklı, sırrı farklı. İhlasın sırrını da üstad, hani benim anladığım buradaki manaya göre Hafız Ali abideki o sırrı bu şekilde anlatıyor. Evet kardeşlerim sizler ihlasın sırrını tam muhafaza ediyorsunuz. Peki üstadım ben yani ihlasın sırrını muhafaza ettiğimden ihlasın sırrı var ve bunu muhafaza ediyorum. Bu ne demek? Bu, bu kadar esbabı tefrika içine vahdettiğinizi muhafaza hakikaten bir harikadır. Hafız Ali'nin, şimdi örnek veriyor Hafız Ali abi üzerinden. Hafız Ali'nin hakikaten müstesna bir mahviyet ve tevazu içinde ihlası ve fenafil düsturunu muhafaza etmesi, ihlas sırrını tam muhafaza etmesini gösteriyor. Diye bir mana buradan çıkardım. Emirda 1.38'de hem sırrı ihlasa ve mesleğimiz olan mahviyet ve enaniyeti bırakmak ve dünya cereyanlarına koşmamak, hatta düşünmemek olan prensibimize zararı bulunması cihetiyle bu tecridim hakkımızda bir inayettir. Sırrı ihlas ve mesleğimiz olan mesleğimiz olan mahiyet, enaniyeti bırakmak, dünya cereyanlarına karışmamak, hatta düşünmemek olan prensibimize zararı bulunması cihetiyle tecrid bir inayettir. Yani burada mahfiyet etmek bizim mesleğimiz zaten. Hani mesleğimiz bizim. Mesela sen marangozsun, tahta ve odundan hariç başka mesleklerin işiyle uğraşırsan sana marangoz denilmez. Senin mesleğin, senin mesleğin yazmışım. Senin mesleğin ise nurculuk. Senin mesleğin bu ey nurcu. He, senin mesleğin bu ey nurcu. Bu bununla uğraşman gerekiyor. Hani mahviyet sistemine girmen. Mahviyeti kazanmak hatta mahviyeti kazandığımız nispetle risale dairesine girebiliyoruz. O Risale-i hakikatlerini, düsturlarını o hakikatlerini bulandırmıyoruz ve tesirini kılmıyoruz. Bu, bu sistem nispetinde. Yani bizim e, sistemine girmemizin girmemiz niye girmemiz lazım? En başta mesleğimiz bunu iktiza ediyor. Ve mesleğimiz bu. Bu bizim mesleğimiz. Biz bu mesleğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Oradan nurcu olmaya çalışan İsmail mi yazıyor? Onu çevirseniz ya. Veya biz de yan duralım o da olur ama. Ne oluyor? Ben direkt okuyayım abi buradan isterseniz. <laughs> Emirde 62'de. Bu zamanda en büyük bir ihsan bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekinin. Tevazu, mahviyet ve tek genaniyet bu zaman ehl i hakikate lazım ve ezzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve oturuşluktan ileri geldiğinden el hak ve hakikat mahviyet mahviyetkenine daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahiyetle ile sabahkarına Risale-i Nur'a şakirt ol. Ta binler, belki yüz binler şakirtlerin şirket-i manevi, maneviye ve hissedar ol. Ta senin hayırların, iyilikten cüz, iyiliklerin cüziyetten çıkıp külleşsin. Ahirette tam karlı bir ticaret olsun. Bunu nasıl lazım mani yaptı? <Sessizlik> açtım bu zamanda en büyük bir ihsan bir vazife. Oradan bahsediyor. Şimdi nazm mani yaptığımız zaman abi ihsan ve vazife diyor. Ondan sonra nokta şey koymuş onu açıklıyor. Bu zamandaki en büyük bir ihsan imanını kurtarmaktır. Bu zamanda en büyük insan imanını kurtarmaktır. İmanını kurtardıktan sonra ihsandan sonra vazife geliyor. O ihsana aldığın, o ihsana muhatap olduktan sonra o ihsandan gelen bir vazife var. O vazifede de başkalarının imanına kuvvet verecek kuvvet verecek derecede bir surette çalışmak. İhsan ve vazife biri ihsan imanı kurtarmak, vazifemiz ise o ihsana muhatap olduğumuz zaman başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Bunları yaparken imanı kurtarmaya çalışırken ortaya benliği çıkacak. Bu benliği ise tevazu ve mahvet sistemi ile ortadan kaldırabiliriz. Yani imanını kurtarabilme kurtarabilmemizi ve bunu muhafaza etmemizi ve benlikten muhafaza etmemizin şey sistemi tevazu ve mahviyettir. Ee, ondan sonra başkaların imanına kuvvet verecek, verecek bir surette çalışman karşısına da gurur çıkıyor. Bu gururu da terki enaniyet ile karşısına çıkmamız lazım ve elzemdir diyor. Ee, mahviyet lazım. Ee, bundan sonra terk enaniyet elzemdir diyor bu sistemimiz için. Hani iki tane şeyden bahsediyor. İhsan ve vazife. O ihsanı verdikten sonra üzerine bir vazife oluşuyor. İhsan nedir? İmanı kurtarmak. Allah sana imanını kurtarmak nasip etmiş. Bu da bundan doğan bir vazife oluşuyor. Bu vazifeyi yaparken hani imanı kurtarmanın karşısında benlik çıkıyor. Bu benlikten sakınmak için de sakının diyor. Peki nasıl sakınacağız? Tevazu ve mahviyet ile terk-i enaniyet ile sakınacağız. Bunlardan. da. Baya bir formül yapmış ya. Çok ilginç. Yani. Öyle yapınca abi çok ciddi bir şekilde şey çıkıyor. Sistemin şey çıkıyor. Hani mahviyet zaten. Mesela burada hiç şey yok. Ee, metinler falan yok. Direkt oradan çıkarımlar nedir? Yani bu sistem nedir diye hemen şey yapabiliyorsun bu sefer. Aynı yani mahviyet sistemi. Hani bunu da ben hani mesela niçin şey yapmıştım? Rize'de gittiğimiz zaman bir ders yapmıştı Abdurrahman abi. Hani orada mahviyet yapmalıyız müzakerede de. Ben aklıma hani mahviyet nedir? Hani mahviyet yapmalıyız hani bildiğim bir şey de ki mahviyet. Hani hop diye mahviyet yapalım ya da boynumu eğeyim ya da işte e şey yapayım diye demek mi mahviyet? Ondan dolayı buraya yapınca baktım ki o karşıma bir sistem çıktı. Mahviyet sistemi mahv ve o sisteme o girdiğin zaman mahviyet sistemi çıktı. Bundan sonra devamında devamında ihsanı kurtarmak. Peki bu zamanda el hakikat için lazım ve elzemdir. Ne lazım ve elzemdir? Tevazu mahviyet, terki enaniyet. Bu da ehli hakikat. Yani bunun bu sefer ne oluyor? Bu aslında en büyük tehlike neydi? Ondan sonra neden bahsediyorum? En büyük tehlike benlik ve hotfuruştan hot geldiğinden. Bundan daha ileri kelime yok biliyor musun bak? Lazım, lüzum. Elzemdir. E, 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 elzem ise en lüzum. Başka bir şey yok yani. Bu bize lazım. Mahfiyet ve terk-i değil mi? Tevazu ve terk Üstad metnin sonunda abi e, burayı anlattı. Dedik ki imanı kurtarmak ve başkalarının imanına kuvvet verecek bir surede çalışmaktır. Anlattı. Bu sefer izah ederken sadece e, şeyden bahsetti. Bu asırda en büyük tehlike bellik ve otufuruşluktan. Yani imanı kurtarmak tehlikesi. Bu zamanda en büyük tehlike imanı kurtarmak tehlikesi olduğu için bu sefer onun çaresini anlatıyor. Onun bir sonraki metinde devamında onun çaresini yani mahviyet sistemini anlatıyor. Bu sistem olmazsa başkalarının e, imandan kuvvet verecek bir surette de çalışamıyorsun. Devamında ne diyor? Bu azadı en büyük tehlike benlik ve hotfuruştan geldiğinden üstadım buna karşı neyi kullanacağım? Mahviyet karane daima kusunu görmen, nefsini itham etmen gerektir. Benlik benliğe karşı mahviyet sisteminde daima kusurunu görmen. Yani mahviyet sistem içeriğinden biri de daima kusurunu görmen ve nefsini itham etmek bu sistemin gerekliliğine bize bu sistem gerekliliğini bu sistem içinde yapmamız gereken şeyler de söylüyor. Mahviyet sistemi içinde yapmamız gereken bir ciheti ne? Benliğe karşı daima kusurunu görmen, hot furuşluğa karşı da nefsini daima itham etmen gerekiyor. Ve bunun neticesinde ne oluyor? Peki imanını kurtarmak ve ehli hakikat olmak nasıldır? Çünkü bize burada bu zamanda ehli hakikat için lazım elzemdir derken aslında benim anladığım yani sen bunları yaparsan ehli hakikat olabiliyorsun. Bunlar yapmıyorsan ehli hakikat değilsin. Ehli, ehli hakikat olabilmen için de mahviyet sistemine girmek zorundasın. Devamında abi. Peki imanımı kurtarmak ve ehli hakikat olmak nasıldır? daima kusunu görmek ve nefsini itham etmekle mahviyet bir meşrebe bürünürsün. Bu seni ehl hakikat yapar. Yani o mahviyet sistemine girmek bizdeki meşne ne oluşturur? Mahviyet meşrebi meşrebe oluşturuyor bu sefer. Hani o mahviyet sisteminin bize getirdiği meşrep, mahviyet meşrep. O meşrep de ne? E, daima kusunu görmek ve nefsini itham etmekle mahviyet meşrebe bürünürsün. Bu seni ehl hakikat yapar. Orada ehl hakikatin ee, şeyini söylüyor bu sefer hani tersten okuyunca ehl hakikat nasıl olunuyor bunları yaparsan ehl-i hakikat olabiliyorsun bu sefer. Risale-i şakidi olmak için tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle sebatkârane şart. Bu zaten sarı ifade benim şeyim değil. Yani tam bir ihlas için o en başta yaptığımız e, şeyde de tam bir ihlas için ve tam bir mahviyetle sebatkârane şart. Yani İhlası kazanıyoruz. Bunu muhafaza etmemiz için tam bir mahviyet gerekiyor. Bu yüzden ikisini beraber kullandı. Üstteki şeye nispeten. Yani ihlasım var, ihlasım var. Muhafaza nasıl edeceğim? Kazandım ama muhafaza etmem gerekiyor. Bu da ne oluyor? Tam bir mahviyetle sebatkarına şart. Burada sebat, sebat etmenin tanımı çıkıyor. Sebat etmek ne demek? Mahviyet muhafazası altında ihlasını korumak demek. Sebatkarına şey bu. Yani mahviyet sistemine girince bu netice olarak seni sebatkar ediyor. Yani sebatkar ne demek oluyor? Mahviyet muhafazasıyla ihlası korumak sebat oluyor bu sefer. Mahviyet muhafazasıyla yani ihlası mahviyet ile muhafaza etmek sebat demektir. İhlası muhafaza etmek mahviyet gerekiyor. Bunu da canlı tutmanın adı sebatmış. Aynen. İhlası muhafaza etmek mahviyetle oluyor. Ama bu devamlılık gerekiyor bir anda değil. O da sebatmış o yüzden abi sebat karan diyor. Yani e, mesela bir, da, bir adam, bir kez sabit durunca sebat ne demiyor. Sürekli devam edecek, edecek, edecek. Ondan sonra of mesela feda. Bir kez feda edince olmuyor. Feda edip ede, edi, fedakar oldu. Bu da sebat etti, 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 etti. Onun bütün de sebatkar oluyor bu sefer. Sebatkar çünkü kar eklemesinde eklemesinin de daimi olduğunu gösteriyor. Hani peki ihlas ve mahviyet neticesinde ne olur? Bu, bu sisteme girmemizin neticesinde ne olur? Senin hayırların cüz'iyetten çıkıp külleşir. Akıllı tam karlı bir ticaret yapmak istersen mahfiyet ile muha, ihlası, muha, mahfiyet ile ihlas muhafaza olur. Yani sen et, akıllı tam bir karlı ticaret yapmak istiyorsan sebat sa, karanı olman lazım. Bu da nasıl oluyor? İhlası mahfiyet ile muhafaza etmek ile oluyor. Yani e, sebat sabit olduğunu ispat edeceksin yani o ihlas ve muhafa ihlası muhafaza etmenin adı sebat sebatı sabit olduğunu ispat edeceksin. Yukarıda kusurunu bilmek bir şey dedin ya. O da onunla mı sağlanıyor? Bu şu an buradan anlattığımız mahviyet karanın meşrep nasıl olur? Mahviyet sistemini anlattım burada. Üstad çünkü şeyden bu hazırda en büyük tehlike ne? En büyük ihsandan bahsetti. Bu ne? İmanı kurtarmak ve başkalarının imana kuvvet verecek bir surette çalışmaktır bu zamanda da en tehlikeli en tehlikeli şey ne? İmanı kurtarmaktır. Bu sefer onu açıyor üstad. İmanı kurtarmak nasıl olur? Nedir? Bazı da en büyük tehlike benlik ve hotfuruştan geldiğinden. Yani imanı kurtarmak olduğu için bu, bu zamandaki en büyük tehlike o da ne? Mahviyet karane daima kusurunu görmen, nefsini itham etmen gerektiriyor. O, o tehlikeden kaç kaçmak için. Yani o zaman kusurunu görmek, nefsini itham etmek mahviyet ama... Sistemi mi olmuş oluyor? Aynen. Bu mahviyet sistemi içindeki şeyler. Hani kurallardan biri. Sen mahviyet sistemine girebilmen için, yani girmen için ne olacak? Daima kusurunu görmen olacak. Daima nefsini itham etmen gerektirecek. Bu mahviyetkârına sistem. Direkt girmek diye bir şey yok yani. İşte zaten orada söylüyor. Hani o maf olup 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 o sisteme gireceksin. Yani o bunları yerine getirdiğin zaman orada mesela yine ileride de böyle madde madde yazdım. Sen bu maddeleri yaparsan bu sisteme girmiş oluyorsun. Bu sisteme girmeye hak kazanıyorsun. Şunları yaptıktan sonra artık mahviyet karanı bir sisteme girmiş oluyorsun. Kendisi o zaman şöyle ihlasa niyet ihlası bozar mı? Riyam olurdu. Riyam olurdu. O zaman, Riyam olurdu. Ha öyle ya. O zaman mahviyet karanı de hani, niyetle de değil de bir şeylerin sonucu olacak. Şimdi ya mahviyet kar aynı bu şekilde mesela bir şey sebep ve sonuç ilişkisini abi sonuç mahviyet karanı şey mahviyet sistem mahviyet sistemi sonuçtur. Bu sonuca ben sonuçla alakadar olmayacağız sebeple. Bu sebepleri yan yana getirdiğin zaman seni sonuca itekleyecek. Yani sen ben hadi mahiyet edeyim diye bir şey yok. Bu sonuçtu. Sen sonuçla ilgilenemezsin. Sen o sebep o, onları oluşturan sebepleri bir araya getirdiğin zaman o, o sana o sonucu veriyor. Yani bu sonuç olduğu için sen ona niyet niyet etme gibi bir durum olmuyor bu sefer. Kişi belki zillete düşürüyor değil mi? Çünkü mahiyetini bilmeden şey yaptığı için, girdiği için o sisteme yani bir netice değil de direkt kendisine uygulama çalıştığı için belki zillet oluyor. Zaten o mesela baş, böyle en az 20 tane madde var. Bu maddeleri tek tek yerine yerleştirebilir. Bilen adam mahviyet sistemine girmiş oluyor bu sefer. Bunları yapamazsan mahviyet sistemine giremiyorsun. Niyetle de demiyorsun. Mahviyet sistem, sistemine gireyim diye bir niyet yok. Onları yapacaksın. O sisteme girmiş olacaksın zaten. Burada niye mahviyet ya? Burada da mesleğimizin muktezası olan mahviyet ve ihlas ve terki enaniyet noktalarını nazara, nazala alır. Yani me mesleğimizin iktisası. Niye mahviyet yapmalıyız? Bu sisteme niye girmeliyiz? Çünkü me mesleğimiz bunu iktiza ediyor. Yani ben e, kenarda kalsın mahviyet sistemi, ben bu yoldan gideceğim diye bir şey yok. Risale-i Nur dairesine girmenin şartı o şey. Bizim mesleğimiz onu iktiza ediyor. Onunla gireceksin. Heh, bu kısmı var. Şu an sistem, sadece sistemi anlatacağım bu zaman. Yani bugün sadece sistem anlatacağım. Çünkü şey yetmez. Sadece sistemi anlatıyor. Emirda 171'de nurlara az zamanda çok hizmet eden Mustafa Osman'ın gayet tevazu, tevazu karane ve mahviyet karane mektubu tam onun halisane sadakatını, ihlasını ispat edip 15 senelik hastalarla omuz omuza geldiğini gösterir. Nurlara az zamanda çok hizmet eden Mustafa Osman'ın. Şimdi Üstad burada Osman abi kullanırken, Mustafa Osman abi burada bir sistemi anlatıyor. Nurlar az zamanda çok hizmet nasıl oluyor? Bunu Osman abi üzerinden anlatıyor. Nasıl oluyor? Tevazu kerane ve mahfiyet kerane mektubu. Bu hani burada Üstad bunu ifade ederken aslında mektubu ifade ederken hani bunu kendi kişiliğini mektuba yansıttığı için o kişilikten bahsediyor. Osman abinin Mustafa Osman abinin kişiliğinden bahsediyor. O o kişiliği o sistemi hani buradan nasıl çıkardım? Tevazu kerane ve mahviyet kerane onun halisane ihlasını, sadakatini ve pardon, onun halisane sadakatini ve ihlasını ispat edip mektubu 15 senelik hastalarla omuz omuza geldiğini gösterir. Yine burada da üstad tasdikliyor bu sefer. Tevazu kerane sadakati muhafaza edeceğim. Mahviyet kârını, ihlası muhafaza edip, ispat edip 15 senelik hastalarla omuz omuza geldiğini gösterir. Yani tevazu ile sadakatı, mahviyet ile ihlası muhafaza az zamanda seni 15 senelik hastalarla omuz omuza getirebilirmiş. Bu sistemi elde edersen en az 15 senelik bir şeyle e, zamanda hastalarla omuz omuza getirtir. Yani bu az zamanda çok hizmet etmenin sırrı mahviyet sistemine girmektir az zamanda çok hizmet etmenin sırrı mahviyet sistemine girmektir. Bundan sonra zaten çok kalmadı. Bir tane ya da iki tane kaldı. Hakikatlerin derkine mani olan, benlik, gurur, ucup ve enaniyet gibi kötü hasletlerden kurtarıp, tevazu ve mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlaklara sahip kalması. Hakikatlerin derkine mali olan, benlik, gurur, ucup ve enaniyet. Şimdi hakikatin, hakikate engel olanlar, Engel olan neymiş? Benlik, gurur, ucup ve enaniyet gibi kötü hasretlerden kurtulmanın çaresi tevazu ve mahfiyet kalkanına girmek. Ben ki bu sefer ne oluyor? Yüksek ve güzel ahlaka sahip olmak. Tevazu ve mahfiyet hakikatları muhafaza ediyor bu sefer. Yani o üstad ya risale Nur bulandırmasın ve tesirini kırmasın. O da ne olur? Mahviyet onu da muhafaza ediyor. Yani o hakikate karşı hürmetin bizdeki karşılığı mahviyet oluyor bir cihattin. O ha hakikati muhafaza etmemizin ve ona karşı hürmetimizin ee, şeyi, tevazu ve mahviyet tevazu ile yüksek mahviyet ile güzel bir ahlaka sahip oluyorsun bu sefer. O sistem ile. Bu sistem sadece mahviyet Peki. sistemi nedir? Bize özetlersen ne dersin mesela? Ee, mahviyet De. sistemi özetlersen Ma sadece, Mahviyet bir sistemdir. Mahviyet bir sistemdir. Bizim dışımızda çalışan Bizim aynı bizim dışımızda çalışan Ama ben şey yapıyorum sen Heh, bana yardım o, et. tamam Mahvolmak Mahv evet, yani evet. kendine şu aşağıda enaniyet ucup Gurur benlikle yapmamakla mahvediyorsun kendini. Aynen abi. O zaman bu mahviyet sistemine otomatik giriyorsun. Aynen. Mahviyet sistemi sonuçtur. Son Sen şey zaten mahviyet nasıl yapılır da ki bir derste böyle en az 20 30 tane madde var. Bu maddeleri yaptığın o sebepleri kullandıktan sonra bu sisteme girmiş oluyorsun. Bunun ana tem ana şeyi bizim me mesleğimiz bunu iktiza ediyor. Hani mahviyet böyle kenarda bir meziyet, bir meziyet falan değil, şart. Hani şart. Yani bir sistem bizim mesleğimizin bir şeyi muktezası, evet. şartı. Mahfiyet hani şey değil mahfiyet. İhlası korumak için aynı şekilde ihlası korumak için mesleğimiz ihlası ve bu hakikatleri korumak için evet. İslam'ın hakikatini bulandırmamak bir meziyet, değil. meziyet değil bir Şart. sistem. Şart olan bir şey abi. Meziyet değil. ben Hı -hı. meziyet zannediyordum ama meziyet değilmiş. Hani bu adam mahviyet karına sisteme sahip değil. O olması gereken şey bu. Hani marangozcuya sen bu adam marangozcu deyince onun bir meziyeti hani onu böyle gururlandıracak bir şey olmuyor. Zaten onun vazifesi o onun yapması gereken şey o. Buradaki mahviyet sistemin en büyük şey, Allah'ın bize koyduğu en büyük şeylerden biri de hani ne için koydu? İhlası muhafaza etmek için. İhlası korumak. Aynen yani, ihlası ko korumak için bize şeyi Mahfiyet verdi. Sistemi mahviyet sistemi. Mahviyet sistemi için de bak ihlas sonuç, girmek için sistem lazım, mahfiyet. Ona da girmek için kendini mahvedeceksin. Aynen o, o mahf olduktan sonra iyet oluyor zaten. İyeteki geliyor. Yani İslam olduktan sonra İslamiyet oluyor. Orada toprağı anlattığın kısımda toprak unsur olması mahfiyetin. Evet. Bir de orada cilve şey bütün renkleri kendinde o zaman anca gösterebilir. Allah'ın hani tabiri caizse Allah'ın e, tüm sıfatlarına aynı orman, tek şartı mahfiyettir. Ve za zaten e, bu eski zamanda ben bu cümleden anladığıma göre e, ee, evet. mıydı? Yoksa ee, abi, ben bu cümlede yani, anladığıma daha göre daha inmiyor, değil mi? inmiyorsa o, 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 o hem o, 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 onu koruyor, oradan. zemini oluyor onun inmesi için. Onun ze, mahviyet sistemi zemini oluyor. Uçak pistinin, uçak pisti uçan gelebilmesi için o sıfatların, Allah'ın sıfatlarının kendisini e, aynadarlığına olabilmenin sistemin adı mahviyet sistemi. O, oraya Tabii. inecek. Ve hani burada abi dedik ya, nurlara az zamanda çok hizmet etmek. Bu geçmiş zamanda ben bu cümleden anladığıma göre bir çıkarım. Geçmiş zamanda böyle bir şey yok. Geçmiş zamanda hani böyle bir sistemi öne vurmak, yani nedir hep bir şeyler yapmak. Bir şeyler yapmaktan dolayı gelen bir takva olduğundan dolayı geçmişte bu sistem değil. Al hani Allah bize bu zamanda verdiği sistemlerden biri. Bir geçmişte şey... geçmişte ferdiyet vardı. Ferdiyet Şahsçılık vardı. Aynen. Şimdi bizde şahsçılık olmayınca ortada bir fabrikasyon bir sistem çalışması lazım. Aynen abi. O da nedir? cemaatı cemaat yapan Cemaatın amellerini her bir ferde mal ettiren bu mahfiyet sistemi. Mahfiyet sistemi. Sanki arıtma sistemi gibi bir şey. Aynı Dışarıdaki şeylerden koruyor. Ben yani çok çok benim alemde mahfiyet bütün bütün değişti abi ya. Bu sistem bunu görünce mahfiyetle ihlası ee, şeyle de ee, tevazuyla da tevazuyla da ee, yok. Tevazuyla da neydi? Tesanudu. Ha abi. Tesanu'du muhafaza ediyor. Terk yok. Hazı nefsini bırakarak tesanüdü koruyor. Evet. Bak hazı nefsini bırakırsa tesanüdü mahfiyetle de ihlası koruyor. Evet, en üstteyim. Üst. Ha, bu, burası burası. Bak şu. Ha, tesanüdü hazı nefsini terk etmeyle ile evet. mahfiyetle de ihlasını iddia Hiç merak etmemiştim ya. Ben de hani bu İsmail'in dediği gibi Mahfiyet kafa yemek. Tabi estağfurullah eyvallah. Bu hakkında vazgeçmek değilmiş yani bu sistemmiş. Ben de yeni öğrendim. Bilmiyordum. Ben bana sorsalardı hep benli gurur ucuptan şuradan buradan terk etmek. Yani sistem olduğunu kişiyle alakalı değil sistem olduğunu bilmiyordum. Sistemmiş. Bu sisteme girmek nasıl gireceğim ben bu sisteme? Şifrem var mı kapı şifrem? 1 2 3 4 5 6 7 ile kapı da açıldı. Me mahvetmem lazım kendimi. Çok güzel ya. Tebrik evet. ediyorum. Çok hoş olsun. Sonra. Bu mesela yaklaşık 4-5 sayfalıkta mahviyet mahviyet hani ne işe yarar sistemi öğrendik. Bu sefer bu sisteme nasıl gireriz? Nasıl yani, gireriz? Nasıl gireriz? Ee, bize o lazımdı ya. Ne yapacağız? İşte, o zaman sorma. Başka, başka bir hafta. Şimdi abi şimdi zaten bilerek böyle yaptı zaten. Öyle mi? Şey abi, o başta mahviyet sistemi anlatmamın sebebi de şimdi onu bir sistem olarak algılayamazsan öbür mı ona bina edemiyorsun bu sefer. Hmm. Hani nasıl yapıyordu? Hani Mahviyet ettim. Bu sefer eski şey yine aklımızda kalacak. Hani mahviyet edelim. Budur, şudur diye. Sistem değil de o eski bilgileri şey yapabilmek için. Eski bilgileri yıkıp da hani bu benim çalıştığım şeye göre ondan sonra o söylediklerimi bina edince bu sefer tam oturmuş oluyor. Yani mahviyet sistemi oturmuş oluyor diye ilk önce mahviyet sistemini anlattım. Ondan sonra nasıl girilir? Bitiriyorum hmm. abi. والحمد لله رب العالمين الفاتحه من صلوات <سؤال>